Merhaba sevgili sinema severler ve izlemek zorunda olanlar. Hoş geldiniz. Bu bölümde yeni bir seriyle karşınızdayım. Filmin hikayesi. İlk bölümde dünyanın en çok kazandıran filmi El Mariachi'yi inceleyeceğiz. 7.000 dolara çekilip 2 milyon dolar kazanarak Guinness Rekorlar kitabına da giren El Mariachi desek daha doğru olur sanki. Evet, öyle diyelim ve başlayalım. Öncelikle filme genel olarak bir bakalım. Filmin yapımcılığını Robert Rodriguez ve Carlos Gallardo üstlenmiş. Senaryo ve yönetmenliği ise Robert Rodriguez'e ait. Filmde baş karakter Mariachi, Carlos Gallardo canlandırır. Ona Domino karakterinde Consuelo Gomez, Asul karakterinde Reynold Martinez, Moco karakterinde ise Peter Marquardt hayat veriyor. Filmin konusuna gelecek olursak, Mariachi gitarıyla dolaşan yalnız bir gençtir. Girdiği barda çalışan barmene bahşiş karşılığı müzik yapmayı öneren Mariachi, barın zaten bir orkestrası olduğu için reddedilir ve bardan ayrılır. Ayrıldıktan sonra gitar kılıfıyla bara giden bir başka adam, gitar çantasında sakladığı makineli silahıyla barmen hariç herkesi öldürür. Mafya başı olan patronu arayan barmen, gangsterlere siyah giyinmiş gitar kılıfı taşıyan bir adam olarak tanımladığı suçlunun Mariachi ile karıştırılmasına sebep olmuştur. Gittiği otelde çalışan adam tarafından suçlu zannedilip ihbar edilen Mariachi, peşine düşen gangsterleri atlatarak bir bara gider. Barda çalışan Domino'ya 4 tane adam öldürdüğünü söyleyen genç adam, Domino'yu masum olduğuna inandırır ve onun odasında kalmaya başlar. Tabii aynı zamanda Domino'ya aşık olur ve hisleri de karşılıklıdır. Sokağa çıktığında silahlı adamlar tarafından kovalanan Mariachi, Domino sayesinde güvendedir. Ancak Domino'nun çalıştığı barın sahibinin kendisini kovalayan adamların patronu olduğunu öğrenince, hem kendi hayatını hem de genç kadının hayatını korumak zorunda kalacak. Filme genel olarak baktığımıza göre hikayesine geçebiliriz. Filmin yaratıcısı Robert Rodriguez, 7 yaşında VHS video oynatıcısı ve ona bağlı kamerayla videolar çekmeye başlıyor. Bayağı bir çekirdekten yetişme yani. Lisede ise Robert'e futbol takımının maçlarını çekme görevi veriliyor. Ama hiçbir maçı tam olarak çekemeyip sinematik çekimler yapmaya çalıştığı için bu iş elinden alınmış. Yani yönetmen olacağı belliymiş. Neyse, El Mariachi filmini birlikte yaptığı Carlos Gallardo ile de lisede tanışmış. Birlikte bir sürü kısa film denemesi yapmışlar. Daha sonra üniversitedeyken Bad Head filmini çekip hem ödüller alıyor hem de artık sinema tutkusunun karşılığını buluyor. Ki o filminde bile yönetmen karakteristiği olan kısa kısa kesimler, yoğun yakınlaştırmalar ve espri anlayışıyla kullanılan hızlı kamera hareketleri yer alıyor. Yani bir sene sonra da zaten El Mariachi filmini çekiyor. 2005'te de Sin City filmiyle kariyerinin zirvesine çıkıyor. Ayrıca çok ilginç bir detay daha var. 100 Years filminin de yönetmen koltuğunun sahibi oluyor. Yani bu filmle ilgili de bir bölümümüz gelecek. Ayrıca yönetmenin hikayesine göz atmadan da filmin hikayesine bakmamız mümkün değildi. O yüzden kısaca bahsettim. Şimdi öncelikle bu 7.000 doların bile bir hikayesi var. El Mariachi senaryosunu yazan Robert Rodriguez çekmeye karar verdiğinde bir bakıyor ki para yok. Ya sonra diyor ki ya benim eşim dostum var, arkadaşlarım var. Çok ucuza çekeriz. Hem Hollywood'a da bir baş kaldırır. Ama dediği gibi hiç parası yok. Para ihtiyacı yüzünden ilaç denemeleri yapan bir şirkete gönüllü olarak gidip testler yaptırarak bir miktar para kazanıyor. Fakat yetmiyor. Bunun üzerine arkadaşı Adrian Cano film için yardım kampanyası başlıyor. İşte o 7.000 dolar böyle toplanıyor. Daha sonra da Rodriguez ve Gallardo girişiyor işe. Öncelikle tüm çevrelerini, tüm eşyalarını ortaya dökmüş. Hatta filmin başlangıcındaki kaplumbağa bile Rodriguez'in kendi kaplumbağası. Tabii gitar ve gitar kutusu da aynı şekilde Rodriguez'e ait. Ya hal böyle olunca sanat, kostüm ve aksesuar masrafı zaten ortadan kalkmış oluyor. Film Rodriguez'in yaşadığı kasabada çekildiği için mekan masrafından da kurtulmuş oluyor. Filmi çekerken kullandığı 16 milimetrelik analog kamerayı ise sahibinden rica edip kullanmak için almış. Yani o dönemde kamerayı parayla almış olsa 2000 dolar daha harcaması gerekiyormuş. Yani adam beleşçilik yöntemini dibine kadar kullanmış. Ayrıca pek çok sahneyi ağır tripodlar yerine kendi elleriyle çekmiş. Ya zaten filmde birçok yerde bu sallanmaları ve bunun filme kattığı aksiyonu görüyoruz. Yani adam yöntemi paradan kaçarken gelişti. Beni asıl şaşırtan ise ışıklandırma konusu. Rodriguez yalnızca iç mekanlarda ışıklandırma kullanmış. Yani ışıklandırma dediğime de bakmayın. Yani bildiğiniz iki tane halojen ampul kullanmış. Ha onları parayla almış tabii. Tabii bir de Charlo yerine tekerlekli sandalye kullanarak birden çok kamera varmış gibi gösterdi. Ne bir ay ne bir stabilizer ne de cimicip kullanmış. Tekerlekli sandalyeyle çözmüş. Film ekibi ise zaten para almayan oyunculardan oluştuğundan ekip bütçesinden de kurtulmuş. Yani oyuncular oynamadığı sahnelerde kamera arkasında yer almış. Gerçekten de üniversite projesi gibi. Post prodüksiyonda bile maliyetli olmaması için 35 milimetrelik filmler yerine 16 milimetrelik filmlere aktarmış filmler.
renkler gayet canlı duruyordu. Ve 35 milimetre gibi görünüyordu diyor Rodriguez bunun için. Yani adam tasarruf konusunda bir ilahmış. İşte 7000 dolara filmi böyle çekmiş Rodriguez. Biz de şu sıralar benzer teknikler kullanarak kısa filmler oluşturuyoruz. Tabii bizde 7000 dolar yok. Bizde zaten 7000 dolar olsa büyük film çekebiliyoruz. Yani ayrıca işin geyik tarafı bir tarafa her sinema öğrencisinin bu filmin hikayesiyle ilgili bir araştırma yapmasını tavsiye ederim. Çok güzel bir motivasyon kaynağı olabilir. Şimdi de 2 milyon doları nasıl kazandı o kısma gelin. Columbia Pictures'ın yöneticileri sadece yapıldığı bölgede gösterilecek olan bu filmi izliyor ve şok oluyor. Filmi ve yönetmeni hiçbir şirkete kaptırmak istemedikleri için 200 bin dolara filmin Amerika dağıtım haklarını alıyor. Ve film oldukça geniş kitlelere yayılıyor. Daha sonra ise El Mariachi'nin devam filmi olan Desperado ve Bir Zamanlar Meksika'da filmleri için Rodriguez'le anlaşma sağlayıp yapımcılığı üstleniyorlar. Böylece Meksika üçlemesi olarak adlandırılacak seri başlamış oluyor. Tabii bu sefer bütçe düşük olmadığı için Mariachi karakterini Antonio Banderas devralıyor. Carlos Gallardo yapım tarafına geçerken bir yan karakteri de hayat veriyor filmde. Birçok seyirci hafızalarımıza şarkısıyla kazınmış Desperado filmini üçlemenin en iyi filmi olarak görüyor. Ama El Mariachi'nin hikayesini öğrendikten sonra böyle düşüneceklerini pek sanmıyorum. Çünkü ben de zamanında Desperado'yu en iyi film olarak görüyordum. Evet, film bütçesine göre başarılı. Ama gelin hep birlikte birkaç başarısız tarafını görelim ve biraz gülelim. Önce bir oyunculuk sahnesini görüyoruz. No soy de aquí. No conozco a nadie. No tengo amigos ni enemigos. Ladrones entonces. Gerçekten de inanılmaz bir oyunculuk örneği. Ya tabii sonuçta kadının ilk ve tek filmi. O yüzden çok da üstüne gitmemek gerek. Şimdi de bir kaçış sahnesi görelim. Bu sahne gerçekten yorumsuz yani. Hani çok üzerine konuşabileceğimiz bir sahne değil. Evet, şimdi de bir çatışma sahnesinde bir vurulma anı görelim. Gördüğünüz gibi kan damara geridim. Neyse. Bir de mantığa aykırı ama filme güzel bir nüans olarak girmiş iki sahne görelim. Ese no es. Biz de kibriti böyle yakmayı denedik ama başarılı olamadık tabii ki. Çünkü kibrit kafadan yanmaz. Neyse, film başarılı fakat bütçeden dolayı elbette oyunculuklar ve çekimler yer yer Hint dizisi komikliğine ulaşabiliyor gerçekten de. Hoş Yeşilçam'da büyük bütçelerle yapılan rezil işler varken çok da eleştirmemeliyiz bence. Evet sevgili sinema severler, filmin hikayesi serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. İlham geldikçe yeni bölüm gelecek. Hatta bir tanesi yazıldı bile. 100 Years bölümün açılışında bahsetmiştim. Yani orada hazırmış gibi anlaşıldı ama henüz daha çekmedim. Yani ikinci bölümümüz olacak. Ya formatı da sevdiyseniz bunu yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü bunlar bizim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Hatta bir de mümkünse abone olun. Abone olanlar da mümkünse bir zahmet bildirimleri açıverin. Çünkü izlenmeyince üzülüyoruz. Neyse. Sonraki bölümlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın ve hoşça kalın.